işaretini verdi. Christian Baroni topun üzerine geliyor. Baroni vurdu ve gol. Christian Baroni ile penaltı vuruşlarında 1-0 öne geçti Fenerbahçe. Baroni direğe çarptırma hakkında maç sırasında kullandı. Aynı köşeye attı yine. Diego geliyor. Volkan kaleye doğru hareketlendi. Çok sert ve düzgün vuruşları olan bir isim. Diego, Brezilyalı futbolcu, topu beyaz daireye koydu. Volkan şimdi yerini aldı. Hüseyin Göçek işaretini verdi. Diego geldi, topu ağlara yolladı. Penaltı vuruşlarında da bir birlik beraberlik var. Volkan köşeyi bilmiş ama müdahaleyi yapamamış. Şimdi kart geliyor. İkinci penaltı vuruşu. Fenerbahçe'de Dirk Kuyt topun gerisindeki isim. Boffend yine geçti kaleye. Hüseyin Göçek işaretini verdi. Kuyt vurdu, 2-1 yaptı. Kuyt'ın golü, Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Büyük heyecan penaltılarda da devam ediyor. Şimdi Necati Ateş hareketlendi Eskişehirspor'da. İkinci vuruşlar Eskişehirspor'da, Necati aldı topu. İlk tercihler hep tecrübeli ustalar oldu. İki teknik de adam adına da. Necati topu beyaz daireye koydu. Volkan kalede dikkatli, Hüseyin Göcek işaretini verdi. Necati vuruşunu yaptı Volkan. Volkan çıkarttı. Volkan çıkarttı. Fenerbahçe penaltılarda ikinci vuruşlar sonunda 2-1 önde. İşte Necati'nin vuruşu, Volkan'ın kurtarışı. Pierre Webo geliyor. Üçüncü vuruşlar için işte Necati çok üzgün. Arkadaşları hemen gitti onu teselli etmeye. Webo penaltı noktasına koydu topu. Hüseyin Göçek işaretini verdi. Boffen kalesinde. Webo fazla açılmadı. Webo! 3-1 oldu durum. Çavuşiç genç bir oyuncu. Ocak'ta geldi değil mi Çavuşiç Ender? Arada geldi. Transferde. Heyecan Doruk'ta, Şükrü Saraçoğlu'nda. Volkan kalesinde. Çavuşiç topu penaltı noktasına bıraktı. Çavuşiç vurdu, topu dışarı yolladı. Çavuşiç topu dışarı yolladı. Fenerbahçeli futbolcular kenetlendi yedeklerle birlikte. Mehmet Topuz topun gerisinde. 3-1 skor. Gol olursa. Dördüncü atış. Atarsa bitecek. Mehmet Topuz vurdu ve Fenerbahçe 4-1 yaptı. Fenerbahçe finale yükseldi. Penaltı vuruşları sonunda geçtiğimiz yıl Kayserispor'u saf dışı bırakmıştı. Bu yılda Eskişehirspor'u geçerek adını finale yazdırıyor Fenerbahçe. Normal süre ve uzatmalar 1-1. Penaltı vuruşlarında 4-1'lik üstünlük ve 5-2'lik toplam skorla Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde Trabzonspor'un rakibi oluyor. Final maçı Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında yeri henüz belli değil.
Tarihi 22 Mayıs çarşamba. Ben Mersin'in olma ihtimalinin yüksek olduğunu duydum. İşte Fenerbahçeli futbolcuların yaşadığı büyük sevinç. Tribünlerden yansıyan final sevinci. Çok kısa bir aramız daha var.